mağdur olmasını engellemek istiyorsanız bu yapılmak durumundadır. Şimdi son günlerde bu torba kanunda yok ama bu eklenebilirdi böyle bir madde. Sizlere de geliyor. Sizler kulak tıkıyorsunuz tabii ama biz kulak tıkayamıyoruz. Adaletsizliği, haksızlığa. Fahri Kur'an kursu öğreticileri var değerli arkadaşlar. Bakın hakikaten case study olarak üzerinde çalışılması gereken bir şey. Demek ki böyle bir ihtiyaç var. Diyanet bu insanları çalıştırıyor. On binlerce insan var burada. Bunların sigortası aylık 8-9 gün yatıyor biliyor musunuz? Devlet sigortasız personel çalıştırıyor. Veya bunlar işte yılın 15 günde çalışıyor, 8 günde sigortalı yapıyor. Maaşları asgari ücretin altında. Ya ihtiyaç yoksa bu insanları çalıştırmayın. Şimdi adına Fahri demişsiniz, bunlar şöyle değil. Bunlar gelir durumu çok iyi olup, ya toplumda insanlar Kur'an öğrensin, işte İslam'ın güzel yanlarını, ahlakını anlatalım diye elbette bunu gönülden yapıyorlardır. Ama bu insanlar iş arıyorlar. Bu insanlar evine gelir götürmek için bu işi yapıyorlar. Bunlara böyle Fahri deyip geçiştirme imkanı yoktur. Böyle bir şey olamaz. Bu insanlar söz verildi, defalarca söz verdi. AK Parti'nin verdiği sözler var. Muhalefet zaten her defasında talep ediyor. Bu insanların durumu düzeltilmesi. Bu kadro haksızlığını düzeltmek gerekir. Maaşlarını düzeltmek gerekir. Sigortalarını da düzeltmek gerekir. Ve yani şu anda çalışıyor, geçmişte çalıştı, çalışmadı ayrım yapılmaksızın bu düzeltmenin yapılmasını sizlerden talep ediyoruz. Keşke bu torba kanunda biz hazırız bakın, hala bitmiş değil. Yani grupların anlaşması durumunda İyi Parti grubu olarak biz hazırız. Bir tane madde ekleyelim ve bu Fahri Kur'an kursu öğreticilerinin hak ettiği kadroları ve ücreti hep beraber verelim diyorum. Şimdi tabii bir de burada değerli arkadaşlar, dediğim gibi bu insanlar gelir elde etmek için bu işi yapıyorlar. İş gücü israf var. Bir devletin, bir toplumun en önemli varlığı insanıdır, iş gücüdür. Şimdi ayda 8 gün çalışacak, yaz alınıyor, kış alınıyor. Bir sene alırsanız öbür sene almıyorsunuz. Yani ayda 8 gün çalışmak için bu işin kapısını bekliyor insanlar. Ya kalan 22 günü ne olacak bu insanların? Veya bu sigortalılıkla, 8 gün sigortalılıkla bu insanlar 100 yılda emekli olamazlar. Ya bu insanları hiç mi düşünmüyorsunuz? Bakın yarın bir gün sizden sonra bir gün birileri gelecek, bu hakkı zaten verecek. Bu adaletsizlikleri şimdiden düzeltmek lazım diye düşünüyorum.